Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Mehmet Fethi Ceylan, uzun saatler yanlış duruş şekliyle bilgisayar başında oturmanın skolyozu tetiklediğinin altını çizerek gençleri kaslarını güçlendirmeleri konusunda uyardı. Doğuştan oluşabileceği gibi ergenlik döneminde de ortaya çıkabilen, omurganın bir yana erilmesi anlamına gelen skolyoza karşı ailelere ve gençlere uyarılarda bulunan NİDE Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Fethi Ceylan, gençlere spor ve yüzmenin yanı sıra anne ve babalarına ev işlerinde yardım ederek kas yapılarını güçlendirme tavsiyesinde bulundu. İşte günümüzde eskiye kıyaslayacak olursak ister istemez daha fazla bilgisayarla ve telefonlarla, dijital cihazlarla vakit geçiriyoruz. Tabi bu cihazlarla geçirmiş olduğumuz süre çok artarsa, örneğin birkaç saati geçerse duruş pozisyonunu önemsememiz gerekiyor. Yani 15 dakikalık bir pozisyon değişikliğinin çok bir önemi yok ama saatlerce öne doğru eğilir, kambur şekilde bir pozisyonda kalacak olursak bu omurga üzerinde olumsuz etkiler mutlaka yapacaktır. Saatlerce bilgisayar başında ders çalışması gereken, sınava hazırlanan bir genç için düşündüğümüzde ders arasında sırt kaslarını güçlendirecek egzersizler yaparsa ya da işte bir kız çocuğu için ev işlerinde annesine yardımcı olursa ya da erkek çocuğu için boşluk bulduğu zamanlarda babasına işlerinde ya da ev işlerinde yardımcı olacak olursa bu problem oluşturmayacaktır. Sırt kasları güçlü kaldığı için geçici olarak bu kambur pozisyonunda durması omurgasında kalıcı değişikliği yapmayacaktır. Ama hem uzun süre pozisyon olarak uygun pozisyonda kalmayıp hem kasların zayıf kalmasını, güçlenmesini sağlamadığımız zaman bu kalıcı bir şekilde kambura sebebiyet verme ihtimali her zaman var. Boşluklarda egzersiz yapmak, sporla ilgilenmek, doğal hayatın akışı içerisinde evdeyseniz ev işleriyle uğraşmak kasları tekrardan güçlü tutacağı için bu birkaç saatlik yanlış pozisyonda kalmanın bir ciddi sıkıntısı olmaz. Tabi burada önemli olan çalışırkenki uygun pozisyonu sağlamak lazım. Yani örneğin bir masada çalışıyorsak sandalyemiz ya da ayarlı koltuğumuz yüksekte ise masamız aşağıdaysa ister istemez şu şekilde eğilerek çalışmak zorunda kalacağız. Ve bu kambur pozisyonu uzun süre kalmamız sırtımız için, belimiz için çok uygun olmayacaktır. Ağrılara sebebiyet verecektir. Uzun süre kalmamıza bağlı kamburun gelişme potansiyeli ihtimali ortaya doğurur. Masamızı ve de çalışma ortamımızı yükseltir, oturmuş olduğumuz koltuğu aşağı indirirsek ve kendimizi yaklaştırırsak belimizin normal dik pozisyonunu koruyacak şekilde önümüzdeki dijital işte bilgisayar ya da tablette çalışma imkanımızı bize sağlar. Onun için uzun süreli çalışmalarda mutlaka omurganın pozisyonunu uygun şekilde korumak için uygun pozisyonda çalışmak gerekir. Uygunsuz bir şekilde öne eğilerek kambur pozisyonunda uzun süre kalmak bizim arzuladığımız, tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Omurga sağlığı açısından polikliniğimizde sıkça işte hafif eğriliği olan, skolyozu ya da kifozu olan genç kızlarımız, genç delikanlılarımız geliyor. Hangi spor yapalım diye bize daha çok soruyorlar. Şimdi yüzme tabii bilinen popüler bir şey. Mutlaka omuz kaslarını, bel kaslarını çalıştırdığı için faydası olduğunu düşünüyoruz ama ispatlanmış şeyler değil bunlar. Onun için illa yüzmesi, yüzmediği zaman hastalık gelişir, yüzdüğü zaman ise skolyoz gelişmez tarzında bir bilgimiz yok. Aslında hayatın içerisinde olan sürdürülebilir şeylerin yapılması gerekir benim kanaatimce. Yani ev içerisinde ders çalışan bir çocuğun yapacağı en güzel şey ev içerisinde kültür fizik hareketleridir. Ya da ev işlerinde annesine yardımcı olmaktır. Yine bir delikanlı için konuşacak olursak eğer bir örneğin bir bağ bahçesi varsa, babasının çalışma ortamı varsa hafta sonu ders boşluklarına gidip babasının yardımcı olması, yine ev işlerinde annesinin yardımcı olması, yine kültür fizik hareketleri yapması ya da salon sporları yapması da sırt kaslarını, omuz ve bel kaslarını güçlendirecektir. Biz bu kasların güçlü olmasını istiyoruz. Malumunuz hiçbir sporcu bizim gibi böyle kamburu çıkmış şekilde öne doğru durmaz. Hepsi dik pozisyonda okula yutmuş gibi duruşları var sporcu insanlar. Çünkü sırt kasları, bel kasları güçlü olduğu için mevcut postürlerini çok rahat bir şekilde koruyabilirler. Onun için yani önereceğimiz egzersizler böyle ütopik olmamalı. Yani eski zamanda bir evde en çok çalışan gençlerdi. Zor işleri yapan onlardı. Ama günümüzde öyle bir hal aldı ki işte 15 yaşında, 17 yaşındaki genç kızımız zaman sen okuyorsun, karışma, çalışma, onu yapma, bunu yapma. Erkek çocuğuna ona bunu yapma, bunu yapma. Ne yap? İşte beline eğilir, gitsen yüz. İyi de bu anneler babalar ne yapacak? Zaten gençliklerinde eski kültürden kaynaklı sürekli çalıştılar. Günümüzde de gençleri yine çalıştırmıyor, yine çalışacaklar. Dolayısıyla gençler açısından da iyi bir şey değil. Sürekli otur, işte dijital cihazlarla uğraş.
Dolayısıyla sırt kaslarının zayıf kalmasına sebep oluyor gençlerin. Ev işlerini yapmayan, ev işlerini umursamayan bir gencin, ister kız erkek olsun ya da babasının işine yardımcı olma imkanı varken yapmayarak ben okul okuyorum diye bir kenara geçmek bence doğal bir şey değil. Bunun tabii omurga sağlığı yansımaları da oluyor. Kaslar zayıflıyor uzun süre herkes kalınca. Bu da omurga eriliklerine, sporozdaki fesine sebebiyet verebiliyor.